Selçuklu Belediyesi 24-26 Mayıs tarihlerinde Konya Birim Merkezi'nde düzenlenen Serafest etkinliğinde kendine ayrılan kompost üretim atölyesiyle yer aldı. Manav rayonlarından çıkan çürümüş meyve sebze atıklarını kullanarak yaklaşık 30-35 günlük süreçte kompost dediğimiz bir doğal ürünü elde ediyoruz. Doğa ve bilim meraklılarının bir araya geldiği, sera ve doğayla ilgili çeşitli atölye çalışmaları ve sergilerin düzenlendiği Serafest'te Selçuklu Belediyesi kompost standı vatandaş ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Ağaç kabuğu ister, yani toprak veya gübre değil de. Etkinlikte standa gelen her yaştan ziyaretçiye Selçuklu Belediyesi'nin kompost üretimi anlatılırken, vatandaşların bireysel olarak evde neler yapabilecekleri konusunda da tavsiyeler verildi. Ayrıca kompostun faydası ve avantajları ile birlikte tarımda niçin kompost kullanılmasının gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapılırken ziyaretçilerin deneyimlemesi için kompost numunesi hediye edildi. Çevre ve sıfır atıkla ilgili yoğun mesai harcadıklarını ve bu konuda başarılı çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, çevre ve sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızdan biri de atıkların organik gübreye dönüştürülmesi. Ekiplerimiz bu amaç doğrultusunda pazarlardan, halden, otellerden ve alışveriş merkezlerinden topladıkları organik atıkları planlığımızın arkasında bulunan bölgede oluşturduğumuz kompost üretim merkezinde birleştirerek 45 gün içerisinde gübreye dönüştürüyor. Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarda organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyor, hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bir ekonomik değer kazandırmış oluyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.